Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Samsung'un ön gösterimine geldik ve yanımızda gördüğünüz olduğunuz gibi S23 serisi cihazlar var. Biz de bu cihazları ilk defa burada gördük arkadaşlar. Bunu size hemen baştan belirtelim. Zaten çoğu özelliği vesaire sızdırılmıştı. Bunu biliyoruz ve sızdırılan bilgilerde de olduğu üzere S23, S23 Plus ve S23 Ultra şeklinde 3 farklı S serisi cihaz gelecek. Geçtiğimiz sene de zaten aynı şekilde 3 farklı S serisi cihazla karşılaşmıştık. Tasarımsal anlamda bazı iddialar vardı. Fakat biz burada cihazları gördüğümüzde bu iddiaların çok da doğru olmadığına tanıklık ettik arkadaşlar. Son dönemde sızdırılan fotoğraflara ve görsellere baktığımızda ise gerçekten sızdırılan belgelerin, sızdırılan fotoğrafların yeni S serisine ait olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda elimde mesela S23 Ultra var arkadaşlar. Bu cihaz geçtiğimiz sene çıkan S22 Ultra ile karşılaştırdığımızda hayli selefine benziyor. Yalnız burada önemli bir fark var. Samsung bu sene çıkardığı S serisi cihazlarda biraz daha köşeli hatlara yer vermiş. Geçen seneden hatırlayacağınız üzere S serisi modeller oval hatlarla karşımıza çıkmıştı. Bu sene ise 3 cihazda da arkadaşlar köşeli hatlara yer verilmiş ki artık bu köşeli hat olayını akıllı telefon piyasasında bir trend haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani yeni çıkan cihazların birçoğunda zaten bu köşeli formlar tercih ediliyor ki Samsung da burada ne yapmış? Yeni trende uymuş ve köşeli hatlara sahip yeni S serisi modellerini geliştirmiş. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu cihazlarda Snapdragon'un en yeni Yonga seti bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 2 mevcut 3 cihazda da. Yalnız burada önemli bir faktör var. Samsung Qualcomm ile bir işbirliğine gitmişti. Dolayısıyla bu işbirliğinden ötürü bu cihazların içerisinde yer alan Yonga setleri performans konusunda diğer modellere yani rakip modellere göre biraz daha iyi arkadaşlar. Bunu size belirtelim. Burada şu gelebilir aklınıza, ya acaba donanımsal bir farklılık mı var? Hayır arkadaşlar, yazılımsal bir farklılık. Fakat bu yazılımsal farklılığı sonradan bir X cihazında elde edemiyorsunuz. Yani ben Gen 2'ye sahip bir cihaz aldım. Bu cihazı da aynı şekilde performans yükseltmesi yapabilir miyim diye soracak olursanız hayır, yapamazsınız arkadaşlar. Burada Qualcomm ve Samsung işbirliğine özel bir durum söz konusu. Tabii ki söz konusu Samsung olduğunda aklımıza gelen bir önemli ifade de kamera özellikleri arkadaşlar. Genel olarak S serisi cihazların kamerasıyla iddialı olduğunu biliyoruz. Burada özellikle ben S22 Ultra için bir parantez açmak istiyorum. Çünkü 200 megapiksellik bir kamera ile geliyor. Zaten biliyorsunuz Samsung bir süredir 200 megapiksellik kameraları geliştiriyordu ki bu sektördeki öncü isimlerden biri kendisi. Nihayet ülkemizde S22 Ultra ile birlikte 200 megapiksellik bir Samsung cihazını da görmüş olacağız. Burada sırayla gideyim. Öncelikle burada Samsung Galaxy S23 modeliyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Plus'ı da alayım elime. Bir boyut farkı mevcut. Yani iki cihazı şöyle tuttuğumda iki cihaz arasındaki boyut farkını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii ki burada boyut farkı ister istemez cihazın içerisindeki bataryayı da etkiliyor. Neden? Telefonun boyutu büyüdükçe, kasası büyüdükçe batarya boyutu da biraz daha, batarya kapasitesi de biraz daha artmış oluyor. 3900 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Burada S23 Plus 4700 mAh'lik batarya ile geliyor. S23 Ultra ise arkadaşlar 5000 mAh'lik batarya ile geliyor. S23 Plus ve S23 arasında hani kıyasladığımız zaman kamera tarafında olsun, teknik özellikler tarafında olsun çok bir fark bulunmuyor arkadaşlar. Buradaki fark ne? Az önce de belirttiğim üzere batarya farkı var ve tabii ki ekran farkı var. Hatta şunu söyleyeyim size. Samsung 3 modelinde de Corning Gorilla Victus 2'yi kullanmış. Yani burada bile bir farklılığa gitmemiş. 3 cihazda da aynı koruma sistemi bulunuyor ki bu koruma sistemi pahalı cihazlarda önemli. Neden? Ekran çizilmesi, ekran kırılması vesaire can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yeni çıkan cihazlarda zaten akıllı telefon piyasasındaki üst segment cihazlarda biliyorsunuz artık AMOLED, OLED ekranlar vesaire kullanılıyor ki bu ekranların değişimi de bir hayli maliyetli olabiliyor. Dolayısıyla burada ekran koruması anlamında Victus 2'nin tercih edilmesi de
kullanıcılar açısından önemli bir artı diyebiliriz. Kameralara geçelim arkadaşlar. Burada S23 ve S23 Plus modelinde 50 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var. Buna 12 megapiksellik ultra geniş açı kameramız ve 10 megapiksellik telefoto kameramız eşlik ediyor ki bu kameranın da 3x zoom özelliğine sahip olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu çoğu üst segment cihazla karşımıza çıkan bir özellik değil. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani makro kamera yok. Makro çekimleri zaten artık normal kamerayla da biraz sensör iyiyse gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada Samsung'un makro kamera yerine telefoto kameraya yer vermesi güzel olmuş. Gelelim S23 Ultra'ya arkadaşlar. Burada az önce de belirttiğim üzere 200 megapiksellik bir ana kamera söz konusu. 200 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 10 megapiksellik telefoto kamera ve 10 megapiksellikte bir ikinci telefoto kamera var ki bununla 10x'e kadar zoom yapabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Ultra'nın bir yakınlaştırma videosu internete sızdırılmıştı. Bu videoda S23 Ultra'nın ciddi anlamda yakınlaştırma zoom tarafında rakipsiz bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Elbette bu sızdırılan video üzerinden söylediğimiz bir şey. Önümüzdeki günlerde bu cihaz inceleme konumuz olduğunda zaten kamera detaylarını en ince ayrıntısına kadar inceleme fırsatı bulacağız. Bu bağlamda zoom yeteneklerinin ne kadar iyi olduğunu da öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim dahili depolama ve RAM tarafına. Şunu söyleyelim öncelikle her 3 cihazda da 8 GB'lık baz versiyon bulunuyor arkadaşlar. Yani en düşük versiyonu satın aldığınızda dahi her 3 cihazda da 8 GB RAM opsiyonuna sahibiz. Dahili depolama alanına baktığımızda ise S23 modelinde 128 GB'lık bir alanın olduğunu görüyoruz. Plus ve Ultra modellerinde ise başlangıç seviyesi arkadaşlar 256 GB. Burada önemli bir nokta var. Ultra modelinde depolama alanı 1 TB'a kadar çıkıyor. 1 TB'lık model Türkiye'ye gelir mi şu anda bilmiyoruz ama halihazırda 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir versiyonda mevcut arkadaşlar. Burada S23 Plus'ta da 8 GB RAM ve 512 GB'lık dahili depolama alanına sahip bir versiyonun bulunduğunu söyleyelim. Şunu belirtmek istiyorum. 8 GB'lık RAM size belki az gelebilir ama son dönemde gittikçe yaygınlaşan bir uygulama var arkadaşlar. Sanal RAM uygulaması. Ne yapıyorsunuz? Bu sanal RAM uygulamasıyla dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi bize sağlayan şey ise artık bu akıllı telefonların içerisindeki SSD tarzındaki depolamaların çok hızlı olması. Bunlar çok hızlı olduğu için bir kısmını RAM olarak kullanmamıza izin verebiliyor arkadaşlar. Tabii ki burada şunu da belirtmek gerekiyor. 8 GB'lık RAM ile açamayacağınız herhangi bir oyun ya da uygulama yok. Yani günlük kullanımda 8 GB'lık RAM size hayli hayli yetecektir. Ama şu var arkadaşlar, bazı uygulamaları açıp arka planda bekletmeyi seviyorsanız, yani ben tekrardan uygulamayı açıp giriş yapıp vesaire uğraşmak istemiyorum, o uygulama arka planda kalsın, ben onu tekrardan açıp geri çağırabileyim diyorsanız, o zaman RAM sizin için biraz daha önemli olacaktır. Dolayısıyla burada Samsung modellerinde sanal RAM uygulamasının da olduğunu belirtelim. Evet, ön incelemeyi sonlandırmadan önce değinmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere S23 Ultra'nın tasarımı S22 Ultra'ya hayli benziyor ki alt tarafta bir adet kalemimiz de mevcut. Biliyorsunuz S22 Ultra ile birlikte kalem S serisine gelmişti. Fakat şu var arkadaşlar, ben bunu denedim. Bu kalem S22 Ultra'ya girmiyor mesela. Yani S23 Ultra'ya rahatlıkla sokabiliyorsunuz ama bu kalemi çıkartıp S22 Ultra'ya sokamıyorsunuz. Yani giriyor ama şöyle kalıyor mesela. Buradan itibaren gitmiyor. S22 Ultra'da kalemi tanımıyor. Böyle bir bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Genel olarak arkadaşlar S23 cihazlarıyla ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi inceleme konumuz olduğunda bu cihazlardan daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Burada çok fazla böyle cihazları kurcalama, inceleme fırsatımız tabii ki olmadı. Bu arada burada kılıflardan da bahsetmek istiyorum. Samsung yine cıvıl cıvıl rengarenk çeşitli kılıflar çıkarmış. Benim favorim şu S23 Ultra için arkadaşlar. Böyle gerçekten güzel bir kılıf. Bu benim hoşuma gitti. Tabi diğerleri de güzel ama yine de bu kılıf daha hoş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle şurada beyaz renklisi de var. Kapaklı kılıf falan da var. Az önce buradaydı. Evet, burada. Şöyle kapaklı kılıf var. Bunların artık modası geçti gerçi.
Şöyle sert, şeffaf kılıflarımız var arkadaşlar. Yine bu kılıfları da ayrı olarak satın alabiliyorsunuz. Telefonun içerisinden çıksaydı daha güzel olurdu ama ne yazık ki Samsung henüz bunu bizlere sunmuyor diyelim ve önümüzdeki günlerde cihazların incelemesiyle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyelim size.